Evet sevgili dostlar. Şimdi Adana Demirspor Fenerbahçe maçı için kritik yorumlar var. Beyin Trio ekibi eski hakem Fırat Aydınuz Adana Demirspor Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur ama ben duymadıklarınızdan bahsedeyim. Mesela 73'teki o aşağılık harekete net kırmızı diyor herkes. Bu net kırmızı diyor. Hani bu Kevin Rodriguez adlı futbolcu şahsın, güya şahsın Osterwold diye müdahalesi. Fırat Aydınus hiçbir oyuncu, hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayıramaz. Gösterelim. Böyle ayıramaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıdan bile araya girmek istesen eliyle göğsünden itersin. Kavga ayrılırken boynundan tuttuğuna şahit oldunuz mu Rodriguez'in? Ayırma şekli niyeti itibariyle asla ayırmak için değil. Rodriguez Osterwalder'ın boğazını sıkarak al aşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart diyor. Bülent Yıldırım. Belhanda ve Osterwalder'ın yaptıkları futbol içinde. Hani birbirlerini itiştirdiler kakış var ya ondan bahsediyor. Karşılıklı sportmenine aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodriguez'in Osterwalder'ın boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Bado Endia'yı. Dizi koydu. Bado da onlarla beraber. Burası futbol değil. Burası sokak değil. Burası artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Bundan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Bülent Yıldırım nefes alamadı. Osterwolde nefes alamadı. Adam aldınız yere çarptınız. Rodriguez Osterwolde'yi yere kündeliyor. Greco Roman güreşte 3 puan. Rodriguez Osterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Bu sokak kavgası. Çok kötü sahneler bu kavga. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum bir kırmızı kart çıkması lazım. Bu iki şiddetli harekette bulunan insana insan değil bunlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Osterwald'e bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler. Böyle bir şey olamaz. Bakın bunu diyen, hani Bülent Yıldırım çok koyu Galatasaraylı bir hakem. Bahattin Duran var müdahale etmeli. Rodriguez kırmızı kart. Rodriguez'de NDI'yi kartsız geçmesi hakem ekibinden biri söylemeli. Ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum açıkçası. Gerçekten ben de bunu anlamıyorum. Yani Fenerbahçe düşmanlığının geldiği boyutu anlamıyorum. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. E, Suat Arslanboğan'ın oğlunu kasalar, öldürseler, gebertseler gözümüzün önünde hepimiz de ne yapıyorsunuz? O hayırdır falan deriz. Demek ki dememek lazım. Yani bunların anladığı değil bu. Ben anlamıyorum e, diyor. Kart görmemelerini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim bizim elimizde bu görüntü varsa Varda da var. Rodriguez'in yaptığı harekete var mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz, kabul edilemez oyundan ihraç edilmesi lazımdı. Hangisini bu hakemler görüyor? Deniz Çoban kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör yerden düşeni kaldırdı. Varda yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut onu ben... Emre Eysoy, karşıda Kerem Ersoy, 4. hakem Burak Şeker bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor? Hangi biri? Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Hangi biri bunları futbol içinde görüyor? Diyor. Ben şunu söyleyeyim. Hani futboldaki, Türk futbolundaki kirli yapı bu işte. Türk futbolunun kirli yapısı bu işte. Kimse umursamaz. Deniz Çoban. Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada yaka paça. Yere atıyorsunuz. Yere yatırıp iki kişi üstüne çullanıyorsunuz. Orada bulunan dört kişiden bir tanesi de demiyor mu? Bu yaşananlar futbolun içinde mi diye. Ben şöyle anladım. Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. İki tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan. Bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya iki sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten. Ben böyle anladım. Şu pozisyondan her şeyden önce Osterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar diyor. Ve futbolun utanç gecesi. Bakın arkadaşlar bunlar BN Sports yorumcuları. Deniz Çoban şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü. Bahattin Duran bu ayıp Fenerbahçeli oyuncuyu boğazdan tutup yere yatırdılar. İnanamıyorum bunu kırmızı kartsız geçilmesine. Yani arkadaşlar bakın Fenerbahçeli futbolcular niye sakatlanıyor? Sorumlu Galatasaray ve fanatikliğini yaptığı Galatasaray fanatikliğini yapan, Allah yerine Galatasaray'a tapan TFF ve onun korkak hakemleri. Ya Fenerbahçe futbolcuları her türlü şeye maruz kalıyor. Ah! Yani Belhanda sarı kart, Rodriguez kırmızı kart görmedi, Endia'ya kırmızı kart görmedi. Al arkadaşlar, birinci pozisyon. Al. Her türlü sertlik. Her şey bu pozisyon içinde. Al her şey bu pozisyon içinde. Hadi ya sadece Kevin Rodriguez'in kırmızı gördüğünü. Bak NDI'nin sarı yediğini düşün. Sadece bu pozisyonda. Adanalı oyuncular Kasımpaşa'da yapınca yiyor kartı. Fenerbahçe'ye gelince. İkinci pozisyonu verelim. Ah. Hani Fenerbahçe futbolcu niye sakatlanıyor? Balotelli kırmızı kart görmedi şu pozisyonda. Şu pozisyonda. Üçüncü pozisyonu verelim. Belhanda sarı kart olmasına rağmen ikinci sarıyı görmedi. Ya da direkt kırmızı kart görmedi. Artık hangisini derseniz. Yani bir hafta önce daha bir hafta önce bizim İsmail Yüksek bir şey yapmamasına rağmen temas etmemesine rağmen ikinci sarıdan atıldı oyundan. Ya Fenerbahçe'nin üst üste 21 maçlık galibiyet serisi Uluslararası Futbol Tarihi ve istatistikleri Federasyonu İFFHS tarafından yayınlanan dünyada tüm zamanların en uzun galibiyet serisine adını yazdırdı. Bakın adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin başarısı tarihe adını yazdırdı. Sağ olsun Türk hakemleri. Sağ olsun. Allah bildiği gibi yapsın o Türk hakemlerini. Vermedikleri kartlar penaltılarla bu seriyi sonlandırdılar. Tabi öncesinde tarlada oynatılan maçı da hesaba katmak lazım. Ya Türkiye futbol iklimi falan yok. Türkiye at çiftliği. Türk Futbol Federasyonu diye bir şey yok. Türk Futbol at çiftliği var. Bunlar at çiftliği. Başka hiçbir şey değil. Ve bunlar İnsanların milyonlarca e, eurosunu gasp eden kişiler. Bunlar gasp ediyorlar ya. Milyonlarca euro gasp ediyor. Niye? Ben açıkçası şunu gördükten sonra. Ya niye beyin sporsa para vereyim? Niye maçı helal izleyeyim? Diyorsunuz ya hocam maçı işte korsan yayında izlemek haram mı helal mi? Net olarak söylüyorum. Korsan yayında da izlemek haram. Düz izlemek de haram. Şuna verdiğiniz para her türlü haram. Vermeyin arkadaş şuna para mara vermeyin ya. Vallahi şuna para mara vermeyin ya. Bu rezalet ya. Osterwold'e ölsün geversin. Fenerbahçe futbolcusu çok merak ediyorum. Osterwold orada ölseydi. Dili boğazına kaçıp. Sarı kart vermeseydi. Dünyaya ne diye yayınlayacaktınız? Türkiye'de futbolcu öldürüyorlar diye. Türkiye'de futbolcu öldürüyorlar diye dünyaya reklam olacaktınız. Madara olacaktınız. Ama Fenerbahçe yönetimine söylüyorum. En büyük suçlu sizsiniz. Siz madara edin. Siz bunların boyasını meydana çıkarın. 96'da Balotelli'nin sarı kart gördüğü pozisyon karar doğru mu? Bakın arkadaşlar. Şu pozisyon. Fırat Aydınus Balotelli önce kavaldan vuruyor sonra basıyor. Basma tam olacakken hissedip ayağını kaldırıyor. Aynı pozisyon içinde 3 tane hareketi var. Saliselerle bir vuruyor, bir basıyor, bir de bacak basacakken ayağı hissedip çekiyor. Bu sarı kart. Basmaya devam etse, bile bile bassa farklı konuşurdum. Kart anlamda son anda ayağını çekiyor. Kaval ayak üstüne basma sonra hemen çekiyor. Sarı kart yeterli diyor. Buna sarı kart yeterli diyor. Bu arada o diğer pozisyonu bir açısı daha var arkadaşlar. Şöyle bir açı. yani bakın dördüncü hakem ben dün de size söyledim bak. Yan hakem görüyor arkadaşlar. O dördüncü hakem değil. Yan hakem o. Yan hakem görüyor. Eyvah diyor. Eyvah. Eyvah buraya kart verirsek diyor. Bizi FETÖ'cü ilan ederler diyor herhalde. Başka aklıma bir şey gelmedi. Neyse Deniz Çoban. Sınırları zorlayan bir hamle. Balotelli'nin şu hareketi. Sarı kartı kabul ediyorum. Mert Müldür'ün ayağının şekli değişiyor. Limitte de sarı kart kabul diyor. Yani ayağın şekli de değişiyor. Buna sarı kart kabul ediyorlar Ben bunu niye özellikle ekran atıyorum onu da anlatacağım. Bülent Yıldırım sınırda hakem ihraç etse bir şey diyemezsiniz. Bak ihraç etse bir şey diyemezsiniz. Koyu sarı kart bir pozisyon. Bahattin Duran bu turuncu bir sarı kart. Hakem oyundan ihraç etse eleştiremezsiniz. Var müdahalesi olmaz. Sınırları çok zorlayan bir sarı kart. Yani Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran buna kırmızı gelebilir demek istiyorlar. Sebebini de söyleyeyim. Yarın bir gün bu pozisyon Galatasaray maçında olacak. Diyecekler ki arkadaş ayağını mı kırması lazım? Bu pozisyonun sonlandığı an dize bir tekme aşağıya doğru geliyor. Bu basma ardından oyuncu yere yatıyor bir de ayağının üstüne öyle basıyor. Ayağını çekiyor. İrfan Can Kahveci Trabzon maçında Zorbay Küçük adlı şahsın önünde bunu yaptı. Kırmızı yedi. Yani istemeden basıldı ayağını çekti. Ozan Tufan Fenerbahçe'de istemeden ayağını bastı. Basacak yer yok. Hemen geri çekti. Kırmızı kart yedi. Söz konusu kararları Fenerbahçe'ye olunca antipatiyi hasta anlayın. 90 artı 6 Yones Belhanda'nın şu pozisyonu. Fırat Aydınus Belhanda elini kolunu kural dışı kullanmış ve açmış. Kollarını omuz seviyesinde açarak Crespo'nun yüzüne müdahale ediyor. Net sarı kart. Bir sarı kartı daha var Osterwolde ile mücadelesini hatırlayın. İkinci sarı kartı olacaktı olmadı. Şener Şen'in çıplak vatandaş filminde olmadı olduramadım diye sözü var ya. Hallümüt Meler de olmadı olduramadı diyor. Allah'ın laneti ve gazabı üstüne olsun. Deniz Çoban burada faul bile çalmıyorsun. Bu net tartışmasız açık kitabın orta yerinden hava topunda kontrolsüz müdahaleye örnek Belhanda'nın atılması lazım. Bülent Yıldırım havada kolu yükseltip hazırladı ve vurdu tartışmasız yoruma açık olmayan bir ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Bahattin Duran açık ve net ikinci sarı kart bu hep sarı kart açıp vurdu Belhanda diyor. Yani üç pozisyonda duydunuz. Değil mi arkadaşlar? Peki Fenerbahçe taraftarı neye odaklandı biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftan neye odaklandığını anlatayım mı size? Yako oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tavır yaptı. İsmail Kartal değişikliklerde geç kaldı. Evet. Yedek kulübesindeki o Casemiro'yu falan nasıl oyuna almadı? Allahsız kitapsız. Valverde o yani yedek kulübesinde Valverde dururken Allah belanı versin İsmail Kartal nasıl almadı? Rodrigo duruyordu orada mesela. Vinicius Junior duruyor. Allahsız kitapsız. Niye almadın oyuna? Öyle değil mi ya? Bir junior duruyor, valverde duruyor, Rodrigo duruyor. Casemiro duruyor. Değiştirsene ya. Lan gören de Bartu Elmas falan var zanneder. Değil mi? Yani Şimdi Fenerbahçe adına Demirspor'la 0-0 kaldı. Fenerbahçe düşmanları fark yemesini bekleyen o Fenerbahçe düşmanları ki bunlardan bazıları da sizsiniz. Bu videoyu izleyen bazı arkadaşlar. Bakın zaten yorum, yorumlara bakın anlarsınız arkadaşlar. Çemkiren, havlayan Ağlayan, zırlayan kim varsa o tayfadan. ya yani Benim anlatmama gerek yok. Bu tayfa, bu ee, arkadaşlar Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini beklediler. Olmadı. Maç 0-0 bitti. Biçibaç ay oyuna girerken Edincek oyundan çıktı ve tavırlar sergiledi. Kaptanlık bandını Tadiçe verdi. El kol hareketleri yaptı. Ama Fenerbahçe'den paylaşım İsmail Kağıtalı ve onu birlikte çekindiği uçakta yan yana Birlikte çekindikleri bir e, fotoğrafı paylaşıp Avrupa'da bir süperlikte bir notuyla paylaştım. Böyle şeylerin hemen olması gayet doğru, gayet güzel bir olay. Gayet güzel bir olay. Yani e, arkadaşlar bakın olay bu zaten. Fenerbahçe'de bir olay gerçekleşiyor. 5 gün sonra paylaşım yapılıyor. Lan, ne anladık 5 gün sonraki paylaşımdan? Ne anladık? Olay mı oldu? Sıcağı sıcağını hemen paylaşacaksın arkadaş. Hemen hiç beklemeyeceksin. Hemen paylaşacaksın. Eğer paylaşmıyorsan büyür 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 daha da büyür. Daha daha da büyür. Yani büyütmemek adına o kadar para veriyorsunuz ya. Yani iletişim ekibine o kadar para veriyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de Fantastik 4'lü stop etti. Haberimiz bu. Kim o gol ve asist makinesi İrfancan Kahveci 1, Edin Ceko 2, Sebastian Şimanski 3, Dusan Tadic 4. 4 isim son 3 maçta stop etti. Fenerbahçe, Trabzonsporlu, Dogores ve Adana Demirspor gol golsüz berabere kaldı. Liderlik koltuğunu Averaj'da geri aldı. <laughs> yani sonuç olarak Galatasaray'ın Bayern Münih maçında çok iyi oynadı. Direkleri dövdü, galibiyeti kaçırdı, sonuç yenildi. Fenerbahçe iyi oynadı, galibiyeti kaçırdı, sonuç liderliğe yükseldi. Savunmadan yaşanan sakatlıklar Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. Olumsuz ötesi olumsuz etkiledi. E tabi bu isimler stop etti. Sadece Tadic. Tadic iki golde penaltıdan attı. Fenerbahçe'deki üretkenlik sıkıntı yaşadı. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Her milli maç arasından önce Fenerbahçe futbolcular hadi bitse de gitsek diyor. Bak bunu öğretmenler de yaşar. Cuma günü öğretmenlerin mesela bir öğretmenden bir şey mi istiyorsunuz? Cuma günü isteyin. Not mu istiyorsunuz? Cuma günü isteyin. Nispeten cuma namazından önce isteyin. Hocam dini karıştırma la, Alakası yok. Şu cuma namazını kalacak bitecek, gideceksiniz eve. Uyanık olun oğlum. Haftanın stresini bitirmiş, yoğunluğunu bitirmiş. Hani bitse de gitsek diyor. İstiklal Marşı sırasında gidip de sakın not istemeyin. Hocam, hocam 83 aldım, 85 yaparsan takdir alıyorum dersen vermez. Oğlum burayı mı bekledin der. Bak cuma namazından önce abdest alırken, abdest almadan önce yanına yaklaşın. Nispeten erkek hocalar. Bayan hocadan da cuma günü yaklaşım sıkıntı değil. Deyin ki hocam notun ihtiyacım var. Niye? Bitiyor hafta. Alıştırmış artık kendini. Rölanti de. Rölanti de. Cuma günler öğretmenlerin çay kahve içmesi biraz alır. Niye? Evde içecek. Hafta sonu içecek. Dinlenecek oğlum. Uyanık olun. Bizim futbolcular da öğretmen mantığındalar. İki hafta ara var. Bir üç gün tatil olur oğlum. Vücudumuz çok yoruldu. Üç gün dinleniriz. Oh. İsmail Kartal'ın yerinde olsam üç gün dinlendiririm ya da dinlendirmem direkt kondisyon. Direkt fizik kondisyon itmanı. Direkt. Direkt adaleler bir şöyle bir zorlasın. Harbi söylüyorum. O sahayı oynamayacak eklik maçında. <laughs> Milli takıma gidiyor. Milli takıma gitmese zorla. Bastır anasını satayım. Bastır. Zayt muhtemelen oynamayacak ilk lig maçında. Crespo muhtemelen ilk lig maçında oynamayacak. Zorla bir sonraki maça ikisini de hazır et. Nörsland maçına ikisini de hazır et. Zorla 3 gün 4 gün pompala bunlara. Ya bunlara bas şeyi. Fizik kondisyonu. Mert Müldür. Bak. İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür. Samet Akaydın. Değil mi arkadaşlar? Osterwold'e. Bir tane daha stoper vardı ya. Ee, geç Serdar iyileşebilir. Ciku bu arada iyileşecek. Ha Yusuf Akçiçek mesela. Daya döşe. Crespo. Zaits. Daya döşe bunlara. Hiç affetme. Bartu Elmaz. Geç Ümit Milli Takım'a gidiyor Bartu. Bilmeyen için söyleyeyim. Bartu gidiyor. İsmail Yüksek gidiyor. Şimanski gidiyor. İrfan Can gidiyor. Cengiz gidiyor. Bir Emre Mor kalıyor. Yüklen Emre Mor'a. Joshua King inşallah iyileşir bu arada. Kent kalıyor. Yüklen kente. Bak şu ay Jacko gidiyor sanırım. Umut Nair kalıyor. Yüklen bunlara. Ya bunu da teknik teklif sen yap. Şimdi İsmail Kartal'ın planı tutmadı diyor. Bu maça dair arkadaşlar. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Crespo'ya şans verdi. Şunu yaptı, bunu yaptı diye. Ee, plan tutmadı değil. Bence İsmail Kartal'ın planı tıkır tıkır işledi. Ya adamın amacı galip gelmek değildi zaten bu kadroyla bu kadar eksikle. Bak 8 eksik arkadaşlar kurban olduğum arkadaşlar Galatasaray'dan 8 tane istediğiniz oyuncuyu çıkartın. Adana Demir deplasmanına gönderin berabere kalsın. Galibiyet sayarsınız. Bir de rakibin kırmızısı verilmesin. Galibiyet sayarsınız. Fenerbahçe'ye gelince niye mağlubiyet sayıyorsunuz? Yani Yusuf Akçiçek oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Yusuf sırıtmadı da bence gayet de iyiydi. Ama Samet Akaydın, Osterwold'e bence Samet de sırıtmadı. Bence Osterwold'e de sırıtmadı. E Fred için risk alınmadı. Tad için gol mesela o takıldı. Batshuayi'nin biraz da şeyliği. Var odasına saldırı yöneticiler baskın yaptı. Darısı Türkiye'ye inşallah. İnşallah darısı Türkiye'ye. Çünkü yakındır. Yakındır. Yani tahrik etme peşindeler. Bunu, bunu istiyorlar ha. Türkiye'de kadar bunu istiyorlar. Ama sakın ha kimse bu tuzağa düşmesin. Brezilya'da oynanan Gremio Corinthians maçında Corinthians takımının menajeri var odasına girmeye çalıştı. Pozisyonu da gördüm bu arada. Hakemin kararlarına öfkelenen menajer Alexander Nunes ve diğer kulüp çalışanları maçın devre arasında var odasına girmeye çalıştı. Kızgın bir şekilde odaya girmeye çalışan menajerlere görevliler müdahale etti. İki takımda 10 kişi tamamladığı maç Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona ermiş. Şimdi ilk 6 dakikada 2 kritik pozisyon. İlk yarının ilk 6 dakikasında oynuyor oluyor. Korunçiaslı Mattias Bidu ile Gremio sahasına girerken ile doğru şut çekmeye hazırlanırken arkadan gelen Gremio'lu Ca Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası düşmeye başladı. Korunçias cephesi penaltı itirazına bulunurken hakem oyunun devam etmesini istedi. Top oyun alanını terk etmeden Gremio soldan Lucas Pesozzi ile karşı hata geçti. Korunçiaslı Bruno Mendes'in müdahalesiyle durduruldu. Corinthians'ta oyuncu önce sarı kart gördü. Var incelesin. Ardından da kırmızı kartla atıldı. Ve teknik direktör de hem penaltı hem kırmızı kart pozisyonu için yoğun itirazlarda bulundu diyor. Durum bu arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal'a eleştirileriniz var. Kabul. Sevgili Cengiz abiye buradan selamlar olsun Cengiz Yıldız'a. Bütün Bursa'daki kardeşlerimize de selamlar olsun. Ya da Türkiye'nin dünyanın neresinden olursa olsun. Kanalımızın takipçisi herkese selamlar olsun. İsmail Kartal eleştirenler. Neden Zayt'sa bu kadar dayandın? Cevap kulübede yedeği yoktu. İrfan oraya çeksen yerine oynayacak Cengiz hazır değil. Sakatlıktan yeni çıkmıştı. Ki Cengiz'i beğendiniz o zaman. Yani Zayt'si niye dayandın diyenler Cengiz'i beğenmiştir. Cengiz'i beğenmedim hocam diyenler o zaman Zayt konusunda susun. Bartu Elmaz alabilirdi. Bartu 8 değil 6 numara. O da hazır değil. Adam 45 gündür maç yapmıyor. Hocam o da İsmail Kartal'ın suçu. Niye İsmail Kartal'ın suçu? Arka arkaya maçlar kazanılırken İsmail Kartal'ın suçu değil de. Arkadaş kazanan 11'i bozmazsın. Şimdi size bir soru soruyorum. Arka arkaya Fenerbahçe 20 maç kazanacak. Bartu hiç oynamayacak. Mert Mürdür hiç oynamayacak. Bana ne lan dersin. Bana ne oğlum. İyi de yere geldiğinde bunların hazır olması lazım. Bana ne hocam yedekken hazır olsunlar dersin. Ferdi'yi 8'e çeksen. Yusuf Sarı'yı kim tutacak? Lan Yusuf Sarı'ya nefes aldırmadı. Vicdansızlar. Ferdi'nin yerine Ceydan'ı koysan. Topere Yusuf'u koysan yine sıkıntı yaşarsın. Geç. Ha Ceyd'in hızlı bir isim ama geç. Sonuç olarak rakibin kaleyi bulan bir tane şutu yok. 18'de 8 şutum var. Ha. Hocam Ceko'nun beceriksizliği. Şimdi sen de kabul etmezsin ama diyeceksin. Kabul etmez olur mu? Ben de diyorum Bence de Ceko'nun beceriksizliği. Ceko düzgün vuruş yapsa farklı kazanacağız maçı. Kabul. Ama olmayınca olmuyor. Şimdi Fenerbahçe hakemlerle katledildi. Kendine Fenerbahçeli diyen taraftarlar bunu konuşmuyor. Saatsiye 75 dakika oynamaz Samet gitsin, Crespo çöp diyor. Ya bunları takip edenler de gaza gelip yorum yapıyor. Geri zekalı olmayan arkadaşlar herkes bir şunu anlasın. Galatasaray kırmızı yemesi gereken maçta kırmızı yemiyor. Fenerbahçe'nin rakibinin en az 2 kırmızıyla maçı bitirmesi gereken maçta rakip 11 kişi maçı tamamlıyor. Yani yine tekrardan bu sezon 5. kez oluyor bu. Ve rakip 11 kişi tamamlıyor. Takip ettiğiniz kişilere dikkat edin. Aynı zamanda şunu da belirteceğim. Galatasaraylıların hepsi sosyal medyada Hatay maçında hakkımız yenildi, penaltımız verilmedi diyor. Var hakemler, şey, var hakemler Eski hakemler, sosyal medyadakiler, herkes aynı görüşü belirtiyor. Bunların ikisi de penaltı değil diyor. Hadi bir iki çatlak kiremit çıksın. Hiçbir umursamıyorlar. Onlara göre kendi doğruları en doğru. Hani bana diyorlar ya bazı pozisyonlarda şunu yorumla. Ben Icardi'nin pozisyonuna dedim ki şerefim namusum üstüne yemin ediyorum. Eğer Benjamin Gezer o ayağa basmaya penaltı desin Yemin ediyorum dedim. Söz veriyorum. Diyeceğim ki Galatasaray'ın hakkı yenilmiş. Aksi takdirde çıkıp diyecek misiniz? Ulan Fenerbahçe'nin haftalardır hakkı yeniliyor. Bari basit bir iddia dedim. Basit bir şey. Bir tane Galatasaraylı'nın şerefi tutup da iddiaya girmedi. Bir tane Galatasaraylı şerefi tutup da çıkıp demedi ki evet abi adam haklı. Böyle dediydi. Ah dünyanın Gezer'de de değil dedi. Ya futbolcu topa bakıyor. Hava topu geliyor. Aşağı iniyor. Hani aşağı inerken de basma değil bu. Aşağı inerken de bassa milletin diyeceği şu olur. Hani nereden bilecek oraya futbolcunun geldiğini. Ayağın nereye basacak olur. Ki bu oldu Fenerbahçe maçlarında çok yaşandı bu. Hani e, biz bunların hepsini hakemlikle biliyoruz. Tecrübeyle biliyoruz. Bunların hepsi hani kurallarda yazıyor. Kurallarda yazdığı için biliyoruz. Sizler ne kadar da kurallardan bir haber olsanız da. Ve diyecekler ki dedim. Ya burada penaltı verilmez. Çünkü adamın haberi yok. Niyet belli diyecekler. Yok hiçbiri kabul etmedi. Hadi dedim girelim iddiasına hiçbirinin yiyip de iddiaya giremediler. Yani maçaları yemedi. Öyle söyleyeyim. Ya da gönüllerinden geçmedi. Yani durum bu arkadaşlar. Lütfen Fenerbahçe'mize sahip çıkalım. Başka Fenerbahçe yok. Şu iki haftalık milli arada sakatlarımız düzelsin. Herkes iyileşsin. Fenerbahçe bir B planı C planı üretsin. Fizik kondisyona yüklensin. Bizler transfer duyumlarına geçiyoruz. Bilginiz olsun üye arkadaşlara bir sürü transfer duyum verdim. Üye olmanın tam zamanı ama üye değilseniz de videoları iyi izleyin, iyi takip edin. Çünkü duyumlar peş peşe geliyor. Hepinize katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı teşekkürler. Bu arada 61 2200 olmak üzereydik. Siz muhtemelen bu videoyu izlediğinizde geçmiş oluruz. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.